düştü. Ve biz diyoruz ki böyle cinayetler insanlığa karşı bir işlenmiş bir suçtur. Dolayısıyla bunda zaman aşımı kabul edilmez. Biz bugün bu bu görüşlerimizi dile getirmek adına meclisten hiçbir siyasi şey gütmeden, yani hiçbir siyasi karşıtlık gütmeden AK Parti'den, MHP'den, CHP'den ve BDP'den ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan ve Meclis Başkanı'ndan randevu talep ettik. Hı hı. Yani 6 yerden randevu talep ettik. Ben size bize geri dönenleri söylüyorum. BDP ve CHP. İnsan Hakları Komisyonu araya başkası bize ilk başta dönmediği bir vesile oldu. Belki programları çok yoğundu ya da toplumsal bellek platformu ne olduğunu bilemediler. Orasını bilmiyorum çünkü seçim oldu ve değişti birçok şey. Sonra döndüm. Şimdi bize AK Parti ve MHP geri dönmedi. Bugün İnsan Hakları Komisyonu BDP ve CHP ile görüştük. Yarın da meclis başkanıyla görüşeceğiz eğer bir aksilik olmadıysa. Zaman aşımına dikkat çekmeyi niyetlendik. Yani çünkü artık Sivas davası yarın sabah saat 11'de. Bundan sonra zaman aşımına giderse bu dava böyle sonuçsuz bir şekilde bitecek. Evet. Bundan sonra yani bu olay kademeli olarak takip ederseniz Hrant Dink'e kadar gelecek bir süreci gösteriyor. Evet. Çünkü biz bütün aileler aynı hukuki süreçleri, aynı dava saklanmaları yaşadığımızı biliyoruz. Yani aslında hikayemiz biraz Türkiye'deki adalet arayışı. Doğru. Diyelim. Ama şunu anlıyoruz ki acil durum gerçekten cinayetin ardından cezasız, faili bile bulunmamış, cezası kamu vicdanını rahatlatacak şekilde kesilmemiş olayların en azından zaman aşımıyla daha da böyle içimizde bir silah atışı gibi daha bir etki yaratmasın. Bunlara müdahale edelim. En azından bu ilk acil talep bu gibi anlıyorum. Doğru mu? Yani evet. Zaman aşımı çünkü çok tatsız bir sonuç oluyor. Yani bizim irademiz yetmedi, beynimiz yetmedi, sistemimiz yetmedi. Evet var orada bir şey. Vuruldu insanlar ama bizim de zamanımız yetmedi buna diye bir sonuç olamayacağı için... Belki burada aksayan yön neyse ona bir bakmak lazım. Bir de o yani şebekelerin, bu cinayet şebekelerinin bağlantılarını düzgün ortaya koyup bizi resmi iyi okumamızı sağlamalarını isteyebiliriz diye düşünüyorum. Yani evet çok doğru diyorsun. Sonuçta şöyle bütün bu cinayetlerde, siyasi cinayetlerde biliyorsunuz bir genç bir çocuk. Yani bunun adı Mehmet Ali Ağacı olabilir, bunun adı... Bugün o gün Samas olabilir. Genç bir çocuk tabii. Diyor ki benim milli ve dini duygularım ya hislerim galeyana geldi ve ben bunu yaptım diyor. Sonra biraz deşmeye başladığınız zaman telefon kayıtları çıkıyor. Deşmeye başladığınız tabii, zaman tabii. Trabzon Emniyetine uzanıyor. Yani deşmeye başladığınız zaman bir şebeke ortaya çıkıyor aslında. Ve bu şebekeler sürekli üstü örtülmeye çalışılıyor. Şimdi böyle bir durumda bizim davamız o kadar çok yani... Umut Operasyonu'nu başlatan o dava, Hizbullah evinden çıkan o disketin üzerine başlayan davada, davaya gelene kadar bakın 93-99, 6 sene çok böyle siyasi evet. durumlarda üst örtülmesi için çok iyi bir zaman yani. Ve şu anda bizim mesela işte yok bombayı ya ortamı gözetleyen var, tabii, aracılık tabii. eden çok var. Çok ayrıntılı var. Ama mesela bombayı koyan adam yok. Hani firari ve bu iş böyle evet. gidecek. Biz yani önüne geçmek için yapıp aile olarak yaptığımız her şeye rağmen. Çünkü bu işte hep aile olarak yalnız kalıyorsunuz. Peki biz de size destek olacağız. Hem de dinleyenlerimize ilettik. Özge Mumcu'ya evet. çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Umarız ediyorum. Umarız istediğinizi elde edersiniz. Sağ olun, iyi akşamlar. Çok sağ olun.